Burası Dream House karavanın yeri. Şimdi minik karavanlar çekmek çok güzel oluyor çünkü çok kısa sürede bitiyor çekimi. Hemen girişte sağda böyle lavabo ve ocak, altta buzdolabı, şurada gözler kullanım için. Bu oldukça büyük bir göz. Hemen karşıda lavabo, tuvalet hazırlanmamış henüz ama bu şekilde. Şöyle üç pencereli bir oturma yeri. Fuardaki en ilginç aletlerden bir tanesi. Dikiz aynası bile var. Her şey termosuna kadar. Öyle mi? Sen termosunuz var ya. Efendim? 65 DVS motorumuz var. Ayıp o marka. Akü? Olta koyma yeri. Efendim? Olta. Oltayı bağlamak için. Şey, akü nerede? Akümüz hemen burada. Hemen koltuğun altında akümüz var. Elektriği buradan alıyor. Şuradan fişi soktuğumuzda da aynen devreye öyle giriyor. 3 vites geri, 5 vites ileri modumuz var. Oyunu kendine göre ayarlayabiliyorsunuz. 3 vites geri dediğim gibi. 5 vites ileri. Zaten ortaya aldığımız zaman denizin ortasını motoru kapatıp termosumuz var, dijital göstergeli. Ne işe yarıyor dijital göstergeli olması? İçindeki soğukluğu mu? Sen ister soğuk içecek al yanına, ister sıcak içecek al yanına. Tamam. Denizde keyfine bak. Şu şeyi, akünün gücünü gösteriyor. Aynen, akünün şarjını gösteriyor. GPS göstergemiz var, analog saatimiz var. Saat. Yanlarda farlarımız var, bir yeşil, bir kırmızı. Işıklar var, evet. Önde bir motordan daha güçlü olacak şekilde farımız vardır. Şahane. İnsan bunu alıp hemen denize atlayası geliyor. Şöyle de şahane bir model var burada. Yine çekme. Kendi ağırlığı 200-250 kilo arasıymış ama 750 kiloya kadar çekeri var diyor. Sizin illaki sanayide dükkanınız vardır zaten de. Vardır. Oha. Ala. Alüminyum çatı kullandım. İçerisi boş. Sandalyelerimiz var burada. Satıyoruz bunları da. Ben şuradan açılacak sandayım. Burada açılacak. Burada açılacak. Açılacak, açılacak. Şimdi biz de yani bir her malzememiz var. Ne beklerken ne çıktı? Ne böyle? Bir pick-up'tan. Abi asma kilit. Asma kilit buralardan kilitliyor. Abi deprem oldu, buna koyuyor argonunu, yastığını, hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bunun fiyatı ne hocam? 55 bin. ADV dahil 55 bin. Çadır? Çadır 35 bin. Toplam 90 bin. Toplam ADV dahil. Şu şekilde. Sandalyeye bak. Birader o beni taşımaz da seni. Fatih Bey seni taşıma. Asil karavanda şu yeni modelini sizlere bir göstereyim. Hemen girişte solda buzdolabı var. Üstünde televizyon ve saklama kapları.
Şurası elektrik kumanda bölümü. Minicik bir lavabo. Duş ve tuvalet burası. Tuvaleti açmamışlar henüz, klozeti. Şunu çekerekten duşumuzu yapabiliyorsunuz. Havalandırması, penceresi var. O yüzden lavabo içeri yapmamışlar. Lavabo dışarıda. Şurada yatak. Kim var burada ya? Bakın, Antalya'da karşıda iki gözlü ocak. Altında zaten çok saklama yerleri var. Yine bir lavabo. Şurada USB girişleri. Minicik iki kişilik de oturma yeri var. Çok güzel bir model. Bunun fuar özel fiyatı da 299 bin lira. Marin malzeme kaplama. Antalya karavanın ürünlerini şimdi geçeceğiz. Buna fiyatıyla başlayalım. Araçlar satıldığı için ayakkabıyla girmiyoruz. Galoş mutlaka giyiyoruz. Gayet geniş ve güzel. Yukarıda havalandırması var, hatları. Şurada ve şurada ayrı iki pencere var. Cidden gördüğüm en ferah karavanlardan bir tanesi bu. Şurada fırın, buzdolabı. Çift gözlü ocak, lavabo. Ve aşağıda da gördüğünüz gibi mini bir buzdolabımız var. Karşısında bunun mutfağın yine bir pencere var. Bu gayet iyi. Bir çok saklama gözü var. Şöyle tuvaleti de göstereyim size. Gerçekten çok geniş bir yatağı var. Yüksek tutmuşlar. Mutlaka arka tarafta girişi olan ciddi bir depolama alanı var. Şöyle dışarıda da geriye doğru çekilip kullanılabilecek bir ocak yapmışlar. Bu çok işlevsel doğrusu. Rekman'ın şöyle balkonlu bir modeli var. Size kısaca onu göstereyim arkadaşlar. Bu gerçekten şahane bir özellik, biliyor musunuz? İçi birçoğunun zaten aynı da bunun tabii ki farklılığı balkonu olması. Nasılsın Baha? Geliyorum. Efendim? Standart donanımlar bu verdikleri fiyatlar. 230, evet. İşte 400 falan diyor ya. Evet. Fakat en lazım olanlar hep opsiyonlarda. Şeyde listelerde genellikle neler dahil yazıyor. Sadece bak. Çok. İki gündür geziyorum ama insan gezmekten bıkmıyor. Cidden çok güzel şeyler var. Az sonra bu Karsivan'ın büyük aracını çekeceğim. Karsivan'ın bu modelini çekmemiştim. Bunun dış kabuğu çok farklı. Bu aracın aynısını sanatçı Gökhan Yıkılkan birçok eklemeyle kendine yaptırmıştı. Yaklaşık 7 tonu buldu diyordu araç.
Onun da YouTube'da videosu var. Buradan ön tarafa geçilebiliyor. Şöyle bir geçiş var. Yukarıda iki kişilik yatma yeri var. Yine birçok karavanda olduğu gibi çok fazla sayıda dolaplar var. Saklama gözleri. Dört gözlü ocağı ve doğalması. Oturma grubu. Yine birçok noktada USB çıkışları var. Kamp fuarda en çok rağbet gören, en çok ziyaret edilen araçlardan bir tanesi bu. Buzdolabı. Yukarıda fırın. Ayrıca kliması var bu aracın gördüğünüz gibi. Oldukça geniş bir dolabı var. Tuvalet bu tarafta, bu tarafta da duşu var. Oldukça da güzel duşu. Şöyle bir tekleyerek açılıyor. Ve şöyle farklı yapıda bir yatak sistemi. Başında aydınlatma düğmeleri. Yine çok sayıda üst taraflarda saklama gözleri var. Yukarıda bir eki. Çift taraflı geniş penceresi var. Daha farklı bir model var. Onun da çekimini yapalım. Üst taraf yarıdan fazla cam. Oldukça geniş bir yatak. Şurada dolaplar var, saklama gözleri. Okuma lambası. Muhtemelen USB'yi de bir yere koymuşlar. USB çıkışı, evet, şuraya koymuşlar. İkili bir çıkışı var. Arka tarafına bir bakalım. Girip yatıyoruz. Tek gözlü bir ocak var. Lavabosu burada. Şurada dolaplar. Bu oldukça derinmiş. Bu da buzdolabı. Şurada bir göz daha var. Kapkacak koymak için. Gayet güzel. Bu da aynı modelin biraz farklısı.
Üstüne çadır koymuşlar. Bir tane de büfe, satış büfesi olarak yapılan bir ürünü göstereyim size. Dükkan sahibi oluyorsunuz. Bu şey tabii ki standart ve 35 metre. Şu an bayağı bir opsiyon var. Bu da aynı firmanın mini karavanı. Bu da çok şeker. Bu da çekme karavanlar içinde en beğendiklerinden biri oldu. Sigma'nın bu ürün. Giriyorsunuz sol tarafta. Oda ve yatak var. Oda olarak bölmüşler burayı. Hemen yanında duşu, tuvaleti, ısıtma sistemi, su ısıtma sistemi. Lavabosu burada. Buna da akıllıca bir çözüm bulmuşlar. Televizyon hem bu tarafa dönüyor hem de şuradan bölüm açmışlar. Bu tarafı kullanırken televizyon izleyebiliyorsunuz. Birçok karavanda olmayan şöyle bir mutfakta çalışırken kullanma alanı, tezgahı gayet geniş bırakmışlar. Havalandırması var. Saklama gözleri. Masayı indirip karşılıklı yatak haline getirebiliyorsunuz. Şunları şöyle çekerek de. Gerçekten çok güzel bu model. Bunun standart paketi 335 bin liraymış. Webasto. Güneş paneli. Tente dahil değil fiyata. Bakın bir de bunu buldu. Karavan kart almış adı. Kendi kırmızı, bayrak kırmızı, çadır kırmızı çok yakışmış. Yıllar önce benim de bir kart alım vardı. Dün bunu çok kısa çekmiştim. Bu Almanya'da geliştirilmiş ve Avrupa'da üretiliyormuş. Şöyle oturma yeri var. Üst tarafı kapatılabiliyor veya açılıyor. Yani biz seriye dahil ederiz yani. Hem karada hem denizde gitmek için.
410 kiloya kadar taşıma kapasitesi varmış. Fiyatı 30 bin euro artı KDV. Donanımlar da şunlar. Tatlış bir şey var, onu çekeyim. Gerçi daha basamağa basınca sallanıyor ama. Kartınızı alıyorum yine. Buzdolabı, çift ocak, lavabo. Duş yeri de biraz dar ama muhtemelen idare eder. Viva karavanın yeri. Çaltılıyor. Burası yatak haline geliyor. Televizyon var. Şurası. Yatırıyorsunuz tek göz. O hazır şampuan da koymuşlar. Sıcak hava var.